Etlerde de genel olarak indirim var. Şimdi sıra sebze bölümüne geldi. Arabamız dolmaya devam ediyor. Hünkar markası var hani, bu aralar benim çok karşıma çıkıyor. Evet, şimdi yağ alıyoruz 1 litre. Toz şeker kilosu 26. Bir kilo muz alalım. Kilosu 25.95. Yeni bir videodan herkese merhaba arkadaşlar. Çalışan Adam kanalına hoş geldiniz. Bugünkü videomda sizlerin çok istediği bir şeyi yapacağız. Alışveriş videosu. Çokça takipçim bana mesaj attı. Abi acaba 50 euroluk bir alışveriş videosu çeker misin diye. Ben de şöyle bir şey düşündüm. Türkiye'deki abim Seyhun'dan 50 euroluk bir alışveriş yapmasını rica ettim. Yaklaşık olarak birbirine benzer şeyler almaya çalışacağız. Temel ihtiyaç malzemeleri. Benim yakından bulunan bir tane Türk marketine gideceğim. Adı Ünlü Market. Bizim bu bölgemizde 8 adet farklı şubesi bulunuyor ve gitgide çoğalmakta. Şimdi arabaya binelim, gidelim. Almanya'nın havası her zaman böyle. 20 dakika yağmur yağıyor, 20 dakika güneş çıkıyor, 20 dakika kar yağıyor. Hiçbir şey anlamıyorsun. Ünlü Market'e geldim. Şu anda önünden geçiyorum, otoparkına gireceğim. Burası. Bir tane alışveriş arabası alacağım. Daha bozuk para yok yanımda. Şansıma bu bir tane açık var. Bu da araba geliyor arkada. Hoppa. Portakal var. Yağmurdan içeriye kaçayım da ben. Evet. Şimdi girişteyim. İlk başta meyvelerden başlayacağım. Daha sonrasında sebzelere geçeceğim. Oradan da et, baklagil, o tarz şeyleri alacağım. Şöyle muzdan başlayalım. Kendime şöyle 5-6 tane poşet ayarlayayım da maksat sonra zor olmasın. Muzlar güzel gözüküyor. Şöyle 1 kilo, 1 kilodan fazla gelir bu. Ya ortalama bir hesap çıkaracağım arkadaşlar. Yani 50 euro denk getirmeye çalışacağım. Fazlasına da denk gelirse, eksiğine denk gelirse zaten videonun sonunda göreceğiz. Elmalar var 1.99. Şurada armut var. Armut da 1.99. Benim oğlan çok seviyor armutu, biliyor musun? O yüzden genellikle annesi her sabah anaokuluna giderken çantalarına böyle dilimleyip katıyor meyve. Ne bileyim, armut olsun. Yani düzenli almak gerekiyor bunları. Bir tane şu bisküviden alayım. Güzel bir şeye benziyor. Avokadonun tanesini 89 sente satıyorlar. 2 tane mi alsam acaba? Bilemedim. Neyse, şimdilik bir tane yeter ya. Yara dur, bir tane daha alayım. Şansa bugün de kalabalık. Elimden geldiği kadar insanlar çekmemeye çalışıyorum. Çok güzel üzümler var. Şöyle siyah değil de ben beyaz üzümü daha çok seviyorum. Fiyatı neymiş? 1.59. Elma da alayım ben en iyisi. Elma da güzel oluyor. Elmanın kilosu da 1.29. Meyve olarak bunları aldım. Üzüm, armut, muz, elma, bir de avokado, bir de bisküvi görmüştüm orada, onu da aldım. Şimdi sıra sebze bölümüne geldi. Almaya da gelin arkadaşlar, şöyle yapıyorlar hani, domatesi aldığı zaman şu şekilde alıyorlar hani. Bozmuyor demetin ha, bu şekilde alıyor, böyle poşete böyle koyuyor. Genellikle diyorlar ömrü daha uzun oluyor, bundan dolayı bu şekilde alıyorlar. İyidir bence. Salatalığın kilosu 2.49. Allah be, yırtıldık lan. Tüh, poşet yırtıldı, güzel oldu. Şimdi genellikle Almanya'daki gurbetçilerimiz Türk marketlerini pahalı buluyorlar hani, Alman marketlerine göre. Ama bu Ünlü Market hani, videonun başında dediğim gibi 8 tane farklı yerleri olduğu için genellikle hani daha fazla daha malzeme alıyorlar. Daha fazla toptan malzeme alıyorlar. Bundan dolayı ürünleri daha ucuza satıyorlar. Çünkü bir önceki bir tane kısa video çekmiştim, o bayağı bir tutmuştu. Mesela peynir falan vardı, beyaz peynir. Dediler ki bu beyaz peynir hani biz bu fiyata bulamıyoruz, sen nerede buldun, market nerede diye yazanlar olmuştu. Ama normal yani, şimdi bir market örneğin toptan bir şey aldığı zaman adamlar ona göre bir fiyat çekiyorlar. Ama adamların 8 marketi var, bir de artık kendi markalarını falan bile yapmışlar ve gitgide de çoğalıyorlar yani. Yani şundan eminim ki belki hani bundan 5 ya da 10 yıl sonra Almanya'nın birçok yerine açılacaklarını düşünüyorum. Şunu da ekstradan dile getireyim arkadaşlar, bunu herhangi bir şekilde reklam amaçlı falan yapmıyor. Soğan alacağım ama bana bu kadar çok soğan lazım değil. Patates de aynı şekilde. 10 kiloluk örneğin burada satılıyor. 10 kilosunu 5.99'dan veriyorlar ya da soğanın 5 kilosunu 6.99'dan satıyorlar. Şöyle bir tane alacağım. Bana yeter 1 kilo. Fiyatı da 1.49. Bence yeterli olur diye düşünüyorum. Almanya'da ürünleri alan kişiler bazen böyle tane tane alabiliyorlar. Yani nasıl diyeyim, böyle bir tane örneğin böyle alıp gidebiliyor ya da ne bileyim, böyle bir tane salatalık alıyor, bir tane böyle tane tane günlük olaraktan alışveriş yapan insanlar da var. Bunları böyle tane tane ayrı ayrı poşetlemişler ama yine kiloyla alıyorsun. Gördüğünüz gibi kilosu da 1.39'muş. Şöyle 4-5 tane hemen hemen 1 kilodan biraz fazla aldım. Orkidenin ayçiçek yağı 900 mililitre, fiyatı 1.79, bir tane alacağım. Şimdi et bölümündeyim. Birkaç parça da et alacağım. O kadar ihtiyacım yok ama yine de alayım hani. İçerisinde bulunsun. Etlerde de genel olarak indirim var. Abi merhaba. Kolay gelsin. Merhaba, hoş geldiniz. Buyurun abi. Hoş bulduk abi. Şimdi bana et lazım abi. Bu kuşbaşı mı oluyor bu abi? Şu. Bu kuşbaşı. Evet. Ben bir tane... Sinir yok. Yağ yok. Kilosu
11.99. 11.99 çok güzel abi. Ben ondan buyurun. Alayım abi. Bir tane şundan alayım. Hani normalde de o kadar ete ihtiyacım yok ama olsun yine alacağım. Bir de tavuk da alayım abi. Bu arada arkadaşlar hani indirim çok çekiyoruz. Görüyorum Etre önüne geldiğim zaman buralarda. Örneğin adamlar 5 kilosunu 39.95'e satıyorlar. Şöyle but alayım abi ya. Şundan 1 kilo bana verebilir misin acaba? Şu buttan 1 kilo alayım. Çok. Eyvallah abi, çok teşekkür ettim. Teşekkürler. Görüşmek üzere. Görüşürüz abi. Kendine iyi bak. Baklagillerin bulunduğu bölüme geldim. Ne bileyim, makarna, pilav falan, pirinç, bu tarz şeyleri alacağım. Hünkar markası var hani, bu aralar benim çok karşıma çıkıyor. 1.99 fiyat pilavlık bulgur. Makarnalara 1 euro. Şöyle bir tane Filiz makarna alayım, yani bizim Filiz diyoruz yani ismini. Gerçi markası onun. Şöyle bir Ankara ince spagetti. 1 kilo mercimek alacağım. Kırmızı mercimek. Bunda fiyatı 2.50'ymiş. Bir de pirinç aldım mı bence yeterli diye düşünüyorum. Pirinci de şuradan 2.99'a. Ben hep bu pirinçten alıyorum böyle 1 kilo. Kahvaltılık bölümüne geldim. Kahvaltılık bölümünde ne alsam. Çektiğim bir videoda da söylemiştim. Ben bundan alıyorum 1.99 böyle güzel. Çocuklar bunu seviyor. Arabamız dolmaya devam ediyor. Acaba ne kadar yapar bunlar? Hesap makinamdan hesapladım, hemen hemen az kalmış 50'ye varmasına. Birkaç parça daha alacağım. Daha sonrasında kasaya gideceğim. Bakalım ne kadar tutacak acaba. Şöyle Gülcan 1 kilo un alacağım. Temel ihtiyaç malzemelerinden biri de şeker. Şekersiz olmaz. 1.59. Bir tane de örgü peyniri alacağım kahvaltı için. Bir de siyah zeytin alacağım. Şöyle. Bunun da markası Hünkar. Fiyatı 1.99. Güzel. Bence 50 euroya tamamlandı. Yüksek ihtimalle. Öyle düşünüyorum. Kasada biraz sıra var. Merhaba. Bir saniye. Bunları katayım. Sağ olun, iyi günler abi. Şurada. Kolay gelsin. Bakalım ne kadar tutacak, ben de merak ediyorum. Bu hafta olarak evet. Güzel. Evet, gördüm, etlerde falan her şeyde indirim var. Dediğim gibi arkadaşlar, fazla tutsa da bence sıkıntı olacağını zannetmiyorum hani. Ona göre de Türkiye'deki alışveriş yaparız. Evet. 6.78. Oo, tam da şey tuttu, daha da az tuttu tahmin ettiğimden. Hemen şöyle vereyim. Teşekkürler. Şimdi arabaya gideceğim. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi 46 euro 78 sen tuttu bu aldıklarım. Hani 50 euronun biraz daha altında, hani bir iki parça daha bir şeyler alabilirdim. 50 eurodan 3 euro 20 sent falan daha az ama sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Evet, Adana İncilik'te bulunan A101'e geldik. Pazar arabamızı alıyoruz. Domates 19.90'mış. 1 kilo domates alıyoruz. Charleston biberin paketi 15.90. Kilosu 53 TL'ymiş. Bir paket Charleston aldım. Sarımsak file 9.75. Patlıcan 27.75. 1 kilo patlıcan aldım. Gelir adam. Havuç paket 4 adet varmış içinde. Havucun filosu 27 TL'ymiş. Kırmızı biber kilosu 59 liraymış. Maydanoz destesi 5 liraymış. Bir adet alalım. Bir adet. Bir kilo yeşil elma alalım. Kilosu 19.90'mış. Bir kilo muz alalım. Kilosu 25.95. Bir kilo yok ama. Bir kilo armut alalım. Deveci armudu. Et alalım, kuşbaşı. Kilosu 248 TL'ymiş. Bir. 2. Evet, şimdi yağ alıyoruz 1 litre. Komili severim, komili. Kilogramı 25 liraymış. Bir tane makarna alıyoruz.
1 kiloluk var burada. 35 baldo pirinç. 1 kilo nohut alalım. Horoz fasulye alalım. 1 kilo mercimek alalım. 27.90. 13.50 acı biber turşusu alalım bir tane. Domates rendesi alalım. 24. Burada şey varmış. Şu ikisini alalım. 19.13'e. Ufak bir siyah zeytin alalım. 15.95. Kilosu 63 liraymış. Toz şeker kilosu 26.5. 1 kilo toz şeker. 2 kilo un alalım. Kilosu 10 lira. 20 lira. 10 lira. Bir kep yumurta alıyoruz. 20'li. 74 TL. Islak mama alıyoruz. 33 TL'den. Dana sucuk alıyoruz. Şu da var. Kalot peynir alıyoruz. Bir de dilimli burger aldık mı? Tamam. Nerede 12 kaldım? TL şöyle bir tatlı var. 47 liraya şöyle 2,5 litrelik Torkun ayranı var. Evet. Bir eve yetecek kadar her şeyi aldık. Yani. Şöyle. 50 euro bugünün kuruyla bu kadar yapıyor. Evet arkadaşlar, bu videoda hem Türkiye'de hem Almanya'da ortalama 50 euroluk bir market alışverişi yaptık. Normalde pek fazla karşılaştırma videoları çekmeyi sevmiyorum ama çok fazla takipçim bana yazdı, çeker misin diye rica ettiler. Bundan dolayı çektim. Tabii ki de eğer ki bu tarzda videoları çekmemi isterseniz ben de çekerim, yani sıkıntı yok. Normalde bundan bir sene önce falan bu kadar enflasyon yüksek değildi Almanya'da. Şu anki aldığımız ürünlerin tabii ki de daha fazlasını alabiliyorduk. Ama şu anda enflasyon yükseldiği için daha az ürün alabildik. Tabii ki de buna göre asgari ücret ilerleyen zamanlarda yükseltilecek. Lütfen videoyu beğenip düşüncelerinizi yorum kısmına yazın. Bu tarzda videoların devamı için gerçekten de buna ihtiyacım var. Hani göreceğim, insanlar istiyor diyeceğim. Ben de devamını çekeceğim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Ha bir de kanalıma lütfen abone olun ya.